İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Vahagın Vartabanyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Azerbaycan, Berzor yolunda Kızılaç araçlarının trafiğini yasakladı. ABD Büyükelçisi'ne sorular. Artsa halkı ona bir mektup gönderdi. Azerbaycan'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Avrupa Konseyi milletvekillerine yönelik tehditler nedeniyle uyarı aldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri Terköy istikametinde ateş açtı. Bir yaralımız mevcut. Hadis Dağı'nın tepesindeki kalede kazı çalışmaları başladı. Batı Ermenistan'daki Dersim High Platformu'nun çabalarıyla Dersim'de konser düzenlenecek. Vahagın Vartabanyan 27 Aralık 1966'da Yerevan'da doğdu. 1985-1987 yıllarında Sovyet ordusunda zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. 1989 yılında Politeknik Enstitüsü'nden mezun oldu. 1989 yılından itibaren gün be gün yoğunlaşan askeri harekatlara katılmıştır. 1993'ten itibaren Ermenistan Cumhuriyeti ordusunun kıdemli teğmeniydi ve özgürlük savaşçılarından oluşan bir gönüllü saldırı timi komutanıydı. 21 Nisan 1994 gecesi kendisi ve ekibinin 38 üyesi Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin Mardagert bölgesine bağlı Garmiravan köyünün yakınlarında konumlandı. Ekip kuşatma tehdidiyle karşı karşıya kaldığında Vartabanyan ve ekibindeki diğer 13 özgürlük savaşçısı ateşi kendi üzerlerine alarak diğerlerine geri çekilme emri verir. Kuşatılmış birliğin 13 özgürlük savaşçısının ölümünden sonra bile yaralı komutan mermiler bitene kadar tek başına savaşmaya devam ediyor. Düşmanın teslim olma teklifini reddederek elindeki el bombasıyla kendisini ve yaklaşan 4 düşman askerini havaya uçuruyor. Yerevan'ın Yerebulur adlı askeri panteonuna defnedildi. Ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti 1. dereceden askeri haç nişanları ile onurlandırıldı. 8 Mayıs 2006'da Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arkadi Hugasyan'ın kararnamesiyle ölümünden sonra Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin savunmasının organizasyonunda olağanüstü hizmetleri ve kişisel cesareti için en yüksek Artsakh Kahramanı unvanı ve Altın Kartal nişanı ile onurlandırıldı. Yerevan'daki büstünün bulunduğu 173 nolu okul onun adını taşıyor, okulda onun şerefine özel bir salon açılmıştır. Batı Ermenistan'da 19. yüzyıla kadar koçarıyı sadece belli bir yaştaki erkekler oynardı. Ancak dans ritüel dönemini kaybedip yaygınlaşınca kadınlar da dans etmeye başladı. İlginç bir şekilde 28 Kasım 2018'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ajansı olan UNESCO, somut olmayan kültürel mirasın korunması komisyonu 13. oturumunda yallı dansını acilen korunmaya muhtaç somut olmayan bir kültürel miras olarak tescil etti. Yallı, koçari, tenzere, Nahçıvan'ın geleneksel grup oyunları adı altında tescil edilmiştir. Bu olay Ermenistan Cumhuriyeti'nde büyük tepki gördü. Özellikle Batı Ermeni Sorunlarını Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Armenolog Haygazun Alvırsyan, mevcut ve eski kültür bakanlarını böyle bir şeye izin verdikleri için eleştirdi. Bakü Medyası, Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin araç trafiğini Berzor yolunda geçici olarak durdurduğunu yazıyor. Azerbaycan Sınır Muhafız Servisi, Kızılaç araçlarıyla taşınan Ermenilerin yasa dışı yük taşımaya çalıştıklarını bildirdi. Hakkında ceza davası açıldığı belirtildi. Soruşturma tamamlanana kadar koridor kapalı kalacak. Bir grup Artsakh vatandaşı Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Eylemciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Kristin Quinn ile son açıklamasıyla ilgili görüşme talep ediyorlar. Eylemin organizatörü olan Hadrut İçin adlı STK'nın yürütme organı başkanı Levon Hayriyan, Armen Press ile yaptığı görüşmede Artsakh'ın 200 günden fazla bir süredir abluka altında olduğunu ve ablukanın ne zaman kaldırılacağını da bilinmediğini belirtti. Hayriyan, ABD Büyükelçiliği temsilcisiyle yaptığı görüşmede şunları söyledi.
Hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine bir mektup göndererek Büyükelçiyle görüşme talebinde bulunmak. Çünkü son röportajı bizim için soru işaretlerine neden oldu. Özellikle Artsakh'ın Bakü'ye bağlı olarak terk edilmesi konusu. Artsakh, diktatör Stalin tarafından Azerbaycan'a dahil edildi. Dünya demokrasisinin lideri ve bayraktarı, insan haklarının en büyük savunucusu ve ulusların kendi kaderini tayin hakkının savunucusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusların kendi kaderini tayin hakkını bir kenara bırakıp diktatör Stalin'i takip ediyor ve kararını destekliyor, değil mi? Bu soruların cevabını Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ile yapılacak görüşmede duymak isteriz. Hayriyan, Artsakh'ın bazı yerleşim yerlerinin Bakü makamları tarafından işgal edilmeye devam edildiğini ve zorla yerinden edilen Artsakh vatandaşlarının bir belirsizlik içinde olduğunu belirterek, ABD'nin zorla yerinden edilen Artsakh vatandaşlarının geleceğine dair yaklaşımını öğrenmek istiyor. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh sakinlerinin girişimini destekliyor. Doğu Ermenistan'ın eski ve şimdiki bakanlarının konuşmalarına yanıt verdik. Şimdi bir hatırlatma olarak Artsakh'ın Nubar Paşa tarafından yeniden kurulan Ermenistan devletinin bir parçası olmasının yanı sıra tüm uluslararası yasalara göre kendi kaderini tayin ettiğini belirtelim. Artsakh 12.5 bin kilometre kare alana sahip olarak 1. Artsakh Savaşı'nın ateşkes antlaşmasını Doğu Ermenistan ve Azerbaycan ile birlikte 12 Mayıs 1994'te tam taraf olarak imzaladı. Artsakh halkının Batı Ermenistan tarafından Şuşi'nin yerinden edilmiş insanların hakları hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtığı gibi sorunları mahkemede çözmek yerine apaçık gerçeği kanıtlamak istediği tüm bu şikayetler bizim için anlaşılmaz. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'in ofisleri, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Vagif Sadikov'un Avrupa Birliği'ni tehdit eden davranışını kınadı ve kabul edilemez olarak nitelendirdiler. Sadikov, Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ve Azerbaycan ile sınırında meydana gelen durumu yakında tanıyan Avrupa Parlamentosu milletvekillerini tehdit etmişti. Vagif Sadikov, Twitter'da Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik yaptığı tehdit paylaşımı nedeniyle Avrupa Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldı. Sadikov'un Avrupa Parlamentosu heyetinin Ermenistan Cumhuriyeti ziyaretiyle ilgili olarak Twitter üzerinden Avrupa Konseyi milletvekillerini tehdit eden bir paylaşım yaptığını hatırlatalım. OC Medya haber platformunda konuya yer verilen haberde Avrupa Birliği Sözcüsü ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Heyet Başkanı Avrupa Konseyi üyesi Natalie Loiseau'nun Sadikov'un paylaşımına tepkileri aktarıldı. Avrupa Birliği Sözcüsü Avrupa Birliği nezdinde akredite bir büyükelçiye yakışmayan bu tür davranışları kınadıklarını vurguladı. Azerbaycan Büyükelçisi'nin tehdit gönderisine Natalie Loiseau ile görüşen Ö Observer'de değindi. Loiseau, Sadikov'un paylaşımıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı ve ABD Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell'e mektuplar gönderdiğini söyledi. Josep Borrell'in ofisi, Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin bu yazıyla ilgili olarak Azerbaycan Büyükelçisi'ni çağırdığını ve Azerbaycan diplomasisinin Avrupa Birliği kurumlarına ve temsilcilerine karşı son kez böyle bir saygısızlık yapmasını beklediklerini açıkça söylediğini bildirdi. Natalie Loiseau, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin tehdit ve aşağılayıcı sözlerinin Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Avrupa Konseyi milletvekillerine yönelik tek söylem olmadığını sözlerine ekleyerek diğer Azerbaycanlı yetkililerin de onları yolsuzlaşmış olarak nitelendirdiğini açıkladı. Loiseau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de bu tür söylemler kullandığını vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri 12 Temmuz günü saat 5.30'da Teh Köyü kesiminde konumlanan Ermeni mevzilerine doğru ateş açtı ve bunun sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bir askeri yaralandı. Askerin durumu tatmin edici olarak değerlendiriliyor, hayati tehlikesi mevcut değil.
Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nün arkeoloji grubu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kotay bölgesinin yakınlarında bulunan Hadis Dağı'nda keşfedilen kalede bazı çalışmalara başladı. Şamiram Kalesi ve Hadis Kalesi adlarıyla bilinen kale, Hadis Dağı'nın konik zirvesinde yer almaktadır. Duvarların genişliği 4.5 metre, yüksekliği 1-3 metre arasında değişiyor. İri ve orta büyüklükte kaba bazalt taşlarla inşa edilmiştir. Doğu surlarında 3 metre genişliğinde bir giriş korunmuştur. Yaklaşık 3 metre olan surun en iyi korunan kısmı 10 sırayı aşan bir yüksekliğe sahiptir. Kazı ekibi 6 Ermeni ve İtalyan arkeologdan oluşuyor. Şu anda elde edilen veriler antik yerleşimin Tunç Demir Çağı antik ve Orta Çağ dönemlerine tarihlenmesini sağlamaktadır. Bulunan antik buluntular arasında farklı dönemlere ait çömlek örnekleri, Tunç Çağı'na ait obsidyen ok uçları, demir mızrak ucu, çeşitli taşlardan demir ve bronzdan yapılmış takılar, muhtemelen M.Ö. 5. yüzyıla ait silindir biçimli mühür ve Büyük İskender'in resminin bulunduğu gümüş sikke yer alıyor. Kazı çalışmalarının sonu Ağustos sonunda bekleniyor. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Dersim kentinin Seyit Rıza Meydanı'nda 12 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 19.15'te Vardık, Varız, Var Olacağız şiarıyla Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Konseri düzenlenecek. Organizatörleri Dersim Hay Platformu'nun üyeleri. Konserde Umut Altınçal sahne alacak. Altın Çağ'a çeşitli enstrümanlarla bir takım müzik sanatçıları ve vokalistler eşlik edecek. Konserin yanı sıra Dersim Hay Platformu temsilcisi ve Agos gazetesi temsilcisi konuşma yapacak. Konuşmada etkinliğin amacına ve Ermeni kültürünün köklerine değinilmesi bekleniyor. Konserin amacı Dersim'de yaşayan yerli Ermenileri bir araya getirmek ve onlara kendilerini ifade etme ve burada gerçekleşen etkinliklere ortak bir katılım gösterme fırsatı vermek. Varlıklarını, köklerini, yerli halk olduğunu ve haklarını hatırlatmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1827-1857 yıllarında yaşamış olan Aşuh Şirin'in Şara Talyan tarafından seslendirilen Gorat Yapınçı adlı eseri sunuyoruz. Yapıncı sulapşikas karavarçin pahtavi hing mukam bazel neral kaşar kasi şatavi korçi kezmen gastalam mekom isnel ahtavi edmasin al hokmana uistalavim smertsarav. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.